Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cansel Ertürk. Bugün sizlerle SolidWorks'in ikinci dersine geçiyoruz. Bu dersimizde size ürün ağacından, line komutundan ve circle komutundan bahsedeceğim. Dediğim gibi yavaş yavaş ve ayrıntılı gitmek istiyorum. Çünkü hem kafanızı fazla karıştırmamak hem de size SolidWorks'i daha iyi anlatabilmek için. Şimdi öncelikle SolidWorks'imize giriş yapıyoruz. Ben her zaman bu sayfayı açacağım size. Çünkü daha iyi anlamanızı ve nasıl başlayacağınızı tamamen öğrenmenizi istiyorum. Direkt giriş yapmayacağım SolidWorks'in ana sayfasına. Şimdi SolidWorks 2015'e tıkladım. Tabi isterseniz 2017-2018 tarzı da yükleyebilirsiniz. Çift tıkladım ve açıldı, karşıma sayfam geldi. Ya şuradan File New deyip açıyorum yeni bir sayfa. Veya şuradaki sayfa ikonuna tıklıyorum. Karşıma çıkıyor sayfam. Bu bölümler part çizim yapma bölümüydü. Assembly çizdiklerimi montajlama bölümüydü. Dramic'te çizdiğim parçaları veya montajladığım parçaları, montajımı tamamen ölçülü şekilde, detaylı ölçülü şekilde aldığım bölümde Dramic'ti. Şimdi parta tıklıyorum, okey diyorum çünkü çizim yapacağız, parça çizeceğiz. Daha sonra karşıma bu bölümler geliyor. Bu bölümleri size yavaş yavaş anlatacağım. Şu an bana lazım olan dili çevirmeyi göstermiştim size. Burası bizim işlemlerimizi yaptığımız Features 3 boyutlu modellerin kullanıldığı bölüm, katı modelleme işlemlerinin yapıldığı bölüm. Sketch, iki boyutlu çizimlerin yapıldığı bölüm. Öyleydi. Bu genelde ölçülendirme. Bunları montajda, hatta katı model parçalarda daha çok göstereceğim size. Öncelikle sketch'ten başlayacağız. İki boyutlu çizimlerimizden başlayacağız arkadaşlar. Bu bölüm işlemlerimde kullandığım bölümdür. Burası ürün ağacımız bizim. Ürün ağacımızda yaptığımız işlemlerin hepsini görebiliyoruz. Mesela katılama yaptık, extrude, revolve vesaire. Bu tarz işlemleri yaptığımızda burada hepsini görebiliyoruz. Materyal verme işlemidir. Bunların hepsini sırayla göstereceğim. Şu anda bizim kullanacağımız iki boyutlu için ve her zaman üç boyutlu da yaparken zaten iki boyutluyla başlayacağımız için ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem. Biliyorsunuz teknik resimde düzlem üçe ayrılır. Ve bunların kullanımı neden önemli? Eksileri ne? Artıları ne? Çok kısa ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, elimize bir sayfa aldık. Tabii ben çizim, ekranımın yanına çizim koyup da katı model çizdiğim zamanlar da olacak. Dediğim gibi bu daha başlangıç. Şu an serbest çalışma yapıyoruz ama sonra yavaş yavaş montaj, katı model çizimlerimizi de yapacağız. Merak etmeyin. Şimdi mesela diyelim ki bir çizim elinize aldınız. Ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem ne işe yarıyor? Çizimi elinize aldığınızda eğer üstten çizilecek şeyi önden veya sağdan çizerseniz montaj yaptığınızda onun üstünde 2-3 işlem uygulamanız gerekecek. İşte döndürme, paralelleştirme vesaire işlemler uygulamanız gerekecek. Ama mesela diyelim ki ön düzlemde çizmeniz gereken bir şeyi ön düzlemde çizerseniz montajı aldığınızda direkt tık tık mate ile birleştirebileceksiniz. O yüzden bakış açımız çok önemli arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben ön düzlemde çizime başlayacağım diyelim. Elime sayfayı aldım ve orada gördüğüm katı model veya tasarım yapacaksam. Tasarımı yaparken de tabii bu düşünceye bağlı biraz. Ama dediğim gibi elime aldığımız sayfada gördüğüm şekli nereden çizmek istediğime ben karar veririm. Mesela diyelim ki ön düzlem. Ön düzleme tıkladım. Ön düzleme tıkladığımda karşıma sketch, show, zoom ve normal tu çıkıyor. Sketch'imiz bizim çizim yapacağımız komut. Ona tıklayacağız şimdi ama öbürlerinden de bahsedeyim. Show, görünürlük veya görünmezliği yapacağım bölüm. Bunları hepsini ayrıntılı göstereceğim. Merak etmeyin. Şu an sadece anlatıyorum. Zoom zoomlama. Normal to'da dik bakma komutu. Normal to'yu çok kullanacağız. Show'u da çok kullanacağız. Show görünür, hide görünmezlik yapma yeri.
Ve skeç. Şimdi skeçe tıklıyorum. Ve karşıma gördüğünüz gibi ön düzlemim açıldı. Bu saatten sonra ben çizimimi yapabilirim arkadaşlar. Evet, çizimimi yapmak için line'a tıklıyorum. Line'ımıza tıkladık. Ve şurada buraya bakın. Sol tık yapıyorum. Bir kere tıkladım ve gördüğünüz gibi çizimim karşıma geldi. Ve bakın şu şekilde düz götürdüğümde görüyorsunuz yanda sarı ikon gözüküyor. O çizgin dik anlamına gelir arkadaşlar. Mesela bakın şöyle yaptığımda şimdi bakın bu açısal ikonda 45 derecelik açıyla duruyor. Zaten bakın yan tarafta da yazıyor 45 derece diye. 45 derece yani iki biliyorsunuz iki orijinin arası koordinat sisteminde 90 derecedir. Bunun tam ortası 45 derecedir. 45 derecelik çizim yaptığımı gösteriyor. O ikonlara dikkat edebilirsiniz. En başta başladığınızda. Sonra zaten yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Dediğim gibi bakın şu anda düz çizgi olduğunu gösteriyor. Ve ben sol tık yapıyorum bir kere. Yaparken bunu sadece mouse'umu çeviriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sonra ileri doğru götürüyorum. Bir tane daha sol tık yapıyorum. Sonra aşağı doğru götürdüm. Bir tane daha sol tık yaptım. Şurada çıkan kesik kesik çizgiler şununla eş bölümde olduğunu gösteriyor bana arkadaşlar. Yani eş çizgide olduğunu gösteriyor. Aynı boyuttalar anlamına geliyor. Bakın hem eşitlik hem de diklik işareti var şu anda. Yatayda da dikeyde de eşit anlamına geliyor burası. Buna tıkladım. Daha sonra gelip buraya tıkladım. Ve çıkmak için ESC'ye basıyorum. Bakın şu an kalem işareti hala duruyor. Ben ESC'ye basıyorum ve komuttan çıktım. Daha sonra bunu gördüğünüz gibi iki yere siyah çizgi, iki yere mavi çizgi. Bu benim çizimimin tanımsız halde olduğunu gösterir arkadaşlar. Hepsi siyah olsaydı eğer tanımlı anlamına gelirdi. Tanımlı tanımsız ne demek? Ölçülerini verdiyseniz eğer bir çizimin ölçülerini verdiyseniz o tanımlı hale gelir, siyah gösterir. Yani daha fazla ölçü vermene gerek yok. Senin verdiğin ölçüler yeterli anlamına gelir. Eğer ama böyle mavi ise senin ölçülerinde eksiklik var. Öbür ölçüleri de vermen gerekiyor. Eğer vermezsen bu çizim sonra bozulabilir anlamına gelir arkadaşlar. Mesela diyelim ben buradan Smart Dimension benim ölçülendirme ikonum. Tıkladım ve geliyorum bakın üstüne tutunca zaten turuncu yanıyor. Üstüne sol tık yapıyorum. Ve yukarı doğru veya aşağı doğru nereye doğru ölçüm vereceksem çekiyorum. Bakın hiçbir yere basmadan sadece mouse'u tutuyorum. Hiçbir yere basmıyorum. Çekiyorum. Ve geldim. Üstüne sol tık yaptım. Sol tık yaptığımda ne kadar ölçü vermek istediğimi buraya yazıyorum. Mesela ben 150 diyeceğim. Ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burası 150'lik boyuta geldi. Ve gördüğünüz gibi buraya da siyah çevirmiş oldu. Çünkü artık burası eşitlendi birbirine. Daha yani burada oynama yapamayız. Onun anlamına geldi bu. Şimdi Smart Dimension'da şu anda. Zaten yanında da görüyorsunuz ikonu var ölçülendirme ikonu. Buraya tıkladım ve ileri doğru çektim. Şimdi sol tık yapıyorum ve gördüğünüz gibi burada da çıktı. Buraya da 150 diyeyim. Tam bir kare olsun. Ve bu sefer Enter yapmayacağım. İsterseniz şuradan yeşil tıka da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan santimetresini inçinde ayarlayabiliyorsunuz. Milimetre, santimetre, inç. Ben şu an milimetre ile çiziyorum. Ünis'ten bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yeşil tıka tıkladığımda da aynı şey olacaktır. Yeşil tıka tıkladım. Gördüğünüz 150'ye 150 oldu. Ve bakın tanımlı hale geldi. Dediğim gibi eğer çiziminiz tanımlı hale gelirse sonra kopma, kayma gibi bir endişeniz olmasın. Ama tanımsızda da bırakabilirsiniz çiziminizi. Ama o zaman ölçü eksikliği olduğu için sonradan kopmalar, kaymalar olabilir. Şu anda ben 150'ye 150 bir kare çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan geriye alalım. Çizimimi sileyim. Evet, çizimimi sildim. Tekrar ön düzlemdeyim. İstersem çizimimin üstüne tıklayarak da delete diyebilirim. Bakın mesela şöyle çizdim.
ESC ile çıktığım komuttan geliyorum, üstüne tıklıyorum ve delete diyorum. Böyle de silebilirim arkadaşlar. Şimdi başka bir çizim yapayım. Mesela geldim. Sol tık. Hiçbir yere basmadan yukarı doğru. Sol tık. Hiçbir yere basmadan geliyorum. Bırakmak istediğim yerde sol tık. Sol tık. Sol tık. Sol tık. Sol tık. Ve sol tık. Yaptım ve birleştirdim. Bakın, ESC diyorum, komuttan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar, Solid'in şöyle bir avantajı var. AutoCAD'de mesela ölçü vere vere gidiyorsunuz. Ama Solid'de gördüğünüzü çizip daha sonra ölçüsünü verebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği ve güzelliği var. Bence bu daha kolay. Ama tabii AutoCAD'e alışanlar en başta bunda zorlanabiliyorlar. Şimdi Smart Dimension neydi? Akıllı ölçülendirmemizdi bizim. Akıllı ölçülendirmemize tıklıyorum. Ve geldim buraya, tıkladım. Sol tık yaptım. Nereye çekiyorsam çekiyorum ve tekrar sol tık yapıyorum. Buraya mesela 25 diyelim. Enter diyorum. Sonra geliyorum, bakın üstüne geldiğimde yanıyor zaten turuncu işaret. Sonra tıklıyorum. Tekrar sol tık yapıyorum. Buraya da 120 diyeyim. Sonra geliyorum buraya. Tıkladım. Sol tık dedim. Burası da 15, 20 olsun. Enter diyorum. Tekrar geldim. Siz ESC'ye basıp komuttan çıkana kadar Smart Dimension devam eder arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burası da 90 olsun. Şuraya da 20 diyorum. Sol tık. Aynı ölçüde olsunlar. Şurası 50 olsun. Ve gördüğünüz gibi artık şuraya ölçü vermeme gerek yok. Zaten eğer ölçü vermeye çalışırsanız bakın şu hatayı veriyor. Tıkladım. Çektim. Sol tık yaptım. Gördüğünüz gibi ekranımı sarartıyor. Bakın şurada trafik işareti lambası çıktı. Yani skeçinizde arıza var demek. Hatalı bir çizim var demek bu. Bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Ama dediğim gibi eğer çiziminizi sarartırsa senin ölçülerin yeterli, başka bir ölçü vermene gerek yok anlamına gelir arkadaşlar. Çünkü ben bunu çizerken bununla dik hale getirdim. Eşitledim, kesiştirdim gördüğünüz gibi. Burası 25'e 20, 45 ise burası da 45 olacak demektir. Mesela diyelim ki bunu böyle çizmedim. Delete diyorum. Delete diyorum. Geldim. Şunu bakın bununla böyle eşleştirmedim. İleri doğru çizdim. Ve sonra buradan geldim bunu eşleştirdim. Bakın şimdi Smart Dimension. Tıklıyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi hiçbir hata vermiyor. Çünkü birbirine kesiştirmedim onları. Ve şimdi tanımlı hale geldi. Ama dediğim gibi şurada yes diyorum. Şurada eğer eşleştirme yaparsam bakın bu iki çizgiyi kesiştirirsem birbirine bu şekilde. Sonra bunların ölçüsü neyse bunun ölçüsü de o oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın şu anda siyah tanımlı, yani ölçü fazlalığına girecek. Eğer başka ölçü verirseniz anlamına geliyor. Şu anda ölçülerin tam anlamına geliyor. Bakın sarartıyor. Çünkü ölçülerim şu anda yeterli benim. Siyahlığından da ölçülerin yeterli olduğunu zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Line komutumuz ve Smart Dimension böyle. Şimdi bakın sol tık yaptım. Ve hiç bırakmadan çekiyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi mavileşti. Delete'e bastım da hepsini birden sildi. Şimdi geçelim Circle komutuna. Circle komutumuzun altında Perimeter Circle da var. Yani 3 noktadan daire çizmek anlamına geliyor. Biz şu anda Circle'ı anlatacağız. Tabii yavaş yavaş dediğim gibi ilk önce ana komutları anlatacağız. Sonra diğer komutları anlatacağız size. Circle'a tıklıyorum. Circle'a tıkladıktan sonra bakın 3 noktadan çizme ve tek noktadan çizme komutumuz var. Biz tek noktada çizmeyi genelde kullanıyoruz. Şu anda burada gördüğünüz gibi dikten çakıştırdığın anlamına gelen bir ikonum var yanında. Ve bakın sol tık yaptım, sadece çekiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sonra tekrar sol tık yapıyorum ve bıraktım.
Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bunu isterseniz kesik çizgiye de çevirebilirsiniz. Böyle mavi tık işaretindeyken. Bazı yerlerde görünürlük görünülmezlik var biliyorsunuz. For constriction dediğinizde bakın kesik çizgi haline döndü. Bunu tekrardan düz çizgiye çevirmek istediğiniz üstüne tıklıyorsunuz. Ve şuradaki for constriction'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Tiki kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi normal haline döndü. Smart Dimension akıllı ölçülendirme. Tıkladım. Üstüne geldiğim çizgim yandı ve sol tık yaptım. Çekiyorum. Ve bıraktım. Şimdi buraya dairemizin çapı kaç olmasını istiyorsak onu girebiliriz. 40. Gördüğünüz gibi 40'lık bir daire çizmiş oldum. İsterseniz bu ölçüyü taşıyabiliyorsunuz. Üstüne sol tık yaptım. Ve şimdi sol tık yapıp içeri doğru, dışarı doğru çekebiliyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın bırakmıyorum. Maviyken böyle tıklıyorum sol tık ve bırakmadan içeri doğruysa içeri doğru çekiyorum. Dışarı doğruysa dışarı doğru çekiyorum. İstediğim yerde bırakabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sörsülüm da böyle. Tabii daha ayrıntılı da anlatmaya devam edeceğim. Emin olabilirsiniz. Size bilmediğiniz hiçbir şey bırakmayacağım. Şimdi ne yapıyorduk? Sol tık yapıyoruz ve bırakmadan çekiyoruz. Bu karenin içine aldığı her şeyi siler arkadaşlar. Delete dediğimde sildi. Evet, bugünlük dersimizde bu kadar. Daha fazla kafanızı yormayalım. Gelecek çarşamba tekrar görüşmek üzere. İstediğiniz bir şey varsa kesinlikle söyleyin, anlatırım. Ama öbür türlü ben ayrıntılı bir şekilde sırayla gideceğim. Bugünlük benden bu kadar. Cansel Ertürk'ün kanalına abone olmayı ve zil butonu tıklayıp bildirimleri almayı unutmayın. Hoşça kalın.